Ya Süleyman, sen gel o kadar analiz yap, Erman'ın ölmeyeceğini söyle. Sana inanmayanlar çıkıp yorum yapsın. Evet, o zaman inanmayanları şu an göremeyeceksiniz. Çünkü artık onlar da inanıyorlar. Erman Barkın ölmedi ve dizi beklediğimiz o çetrefilli senaryolara giriş yaptı. Yılbaşı arasından önceki son bölümde büyük şoklar yaşayacağımızı düşünüyorum. Fragman dün yayınlandı. Berfin'in ölüp ölmeyeceğini, Radovan'ın Musa'nın çıkıp çıkmayacağını ve Cezayir'in Vedat olayını çözüp çözmeyeceğini konuşacağız. Videoya başlamadan önce geçen gün Erman'ın ölmediğine dair yaptığım o analizlerin çıkması adına bu videoyu bir beğenin. Beğenin de bir keyfimiz yerine gelsin. Her neyse, hazırsanız hemen başlayalım. İlk olarak yılbaşı arasından başlayalım. Dizi ekibinin bu yıl başında sadece bir hafta ara vereceğini öğrendik. Şu anlık karar bu yönde. Yani eğer bu karara uyulursa 51. bölümü bu salı izleyeceğiz. 52. bölüm 2 Ocak salı günü değil, 9 Ocak salı günü ekranlara gelecek. Yani dizi bir hafta ekrana gelmeyecek. Dediğim gibi dizi ekibi şu anlık bir hafta düşünüyor. Eğer ki karar değişirse yine biz buradayız. Videosunu yapıp paylaşacağız. Evet, ilk olarak Berfin ve babası Cancal'dan başlayalım. Berfin Cezayir'i öldürecekken Berfin'e sıkanlar olacak. Muhtemelen Vedat bir plan kurup Berfin'i Cezayir'i öldürmesi için yolladı. Cezayir'i öldürecekken de ya Musa'nın adamları ya da maalesef Vedat Berfin'i vurdurdu. Maalesef dedim çünkü Vedat şimdiye kadar her ne olursa olsun Berfin'e zarar vermek istemezdi. Ama şimdi eğer bunu yapıyorsa onun da ölüm hakkı gelmiştir. Vedat senaryosu maalesef artık beni de sıkıyor. Bence bu bölüm Cancal Ağa'yı hastanede öldürmek üzereyken Cezayir tarafından yakalanıp infaz edilecektir. Vedat'a veda edeceğimizi düşünüyorum. Sizin de bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bir de Berfin ve Cancal'a gelecek olursak bence ikisi de ölmeyecektir. Cancal'ın neden hastanede yattığını da tam bilmesek de muhtemelen Berfin'i vurdurtanla Cancal'ı vurdurtan aynı kişidir. O da muhtemelen Vedat'tır. Evet, geldik Emir Gardaşoğlu ve Gülcan meselesine. Bu bölüm Musa Tazıyev Emir'den intikam alayım diyecek. Gülcan ise onu öldürme, öyle bir şey yap ki bir gün değil her gün ölsün. Emir'e yapılacak o saldırı sizce ne olacak? Şu anlık dizinin yeni bölümünü izlemediğim için bir tahminim yok. Öte yandan Musa 15'li ile Emine'yi takibi aldı. Radovan Musa Tazıyev olabilir ama Musa'nın yaşı Radovan'ın yaşına göre küçük. Sonuçta 15'li daha çocukken Radovan adlı kişi yaşı büyük biriydi ve gelip 15'linin ailesini katletti. Belki de Musa Radovan değildir ama Radovan'a çalışan biridir. Bu bölümden sonra bu konuyla alakalı bayağı derin bir analiz yapacağız. Artık o videoyu da haftaya izleyeceksiniz. Erman ölmedi diyorduk. Musa'nın onun öldüğünü düşündüğünü söylüyorduk. Musa da artık bir şekilde Erman'ın ölmediğini öğreniyor ve Gülcan'a söylüyor. Ben aslında bu durumdan şunu çıkarıyorum. Gülcan en baştan babasının ölmediğini biliyordu. Bu yüzden de Emir'in boğazına dayadığı bıçağı sokmadı. Çünkü babası Erman'ı sevdiğini Erman bir iki bölüm önce söylemişti. Babasını seven biri de babasını öldüren adamı karşısında gördüğünde o bıçağı sokardı. Bu yüzden de Gülcan'ın zaten Erman'ın ölmediğini bildiğini söyleyebiliriz. Cezayir Türk'ün yine büyük olayları çözeceği yeni bir bölüm geliyor. Akıl dolu planlarıyla ve çetrefilli sahneleriyle ben bu cihana sığmazam bu salı 2023'ün son bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi televizyondan izleyerek reytinglerde diziyi üst sıraya çıkarabilirsiniz. Bu videoyu beğenerek de bizim videoları üst sıraya çıkarabilirsiniz. Evet, bu videonun sesini yine gece 1-2 gibi kaydediyorum. O bakıma sesim biraz kötü çıkmış olabilir. Kusura bakmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.